Bismillahirrahmanirrahim. Şubat ayı biliyorsunuz şehit ayıdır. Bu Şubat ayı içerisinde şehadet şerbetini içen Malcolm X, İskilipli Atıf Hoca, Hasan el-Benna, Metin Yüksel, Allah bunların şehadetini kabul etsin. Bunları biz minnetle anıyoruz. Mescid-i Aksa, Filistin, Kudüs, Filistinlerin değil tüm ümmetindir. Önce bunun altını çizmek gerekiyor. Tabii tarihe baktığınız zaman sadece Trump'ın yaptığı 100 yılın antlaşması meselesi değil. Yani bu yeni bir Haçlı Seferi. Haçlı Seferi olduğu zaman bir Selahattin Eyyubi çıkmıştı. Onların planını alaşağı etmişti. Filistin geri alınmıştı. Dolayısıyla yapılan mutlaka planlar olacaktır. Anlaşmalar, 100 yılın antlaşmalar olacaktır. Taslaklar olacaktır. Tuzaklar olacaktır. Ama en büyük tuzağın Allah'ın kurduğu tuzak olduğunu bizim hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. En büyük plan Allah'ın planı. Ama Allah da oyunu bozduğu zaman, planını yaptığı zaman bunu Müslüman'ın eliyle yapmak ister. Ama Müslüman bu arada ne yapacak? En önemli şey, bakın bunu altını çizerek söylüyorum. Filistin meselesinde gündem ne olursa olsun, gündem deprem de olsa, gündem ekonomik kriz de olsa, gündem savaş da olsa, Orta Doğu'da olsa, Irak'ta olsa, Suriye'de olsa, Çeçenistan'da olsa, mutlaka Filistin'in bir şekilde gündeme gelmesi gerekiyor. Bu çok çok önemli. Neden önemli? Bir toplantıda rahmetli Erbakan Hoca soruyorlar. Diyorlar ki ya siz hep İstanbul'un işte Bizanslar tarafından alınacağını söylüyorsunuz. Veya yeni bir Pontus Rum'un hortlayacağını bileceğini söylüyorsunuz. Hep bu efhamları üretiyorsunuz. Ya İstanbul'da 5 asırdır ezan okunuyor. Ya bu efham değil mi? Rahmetli Erbakan Hoca hiç düşünmeden, tefekkür etmeden hemen şu cevabı veriyor. Diyor ki Endülüs'te tam 8 asır boyunca, bakın burası çok önemli, 8 asır boyunca ezan okundu. 8 asır. Ama ne oldu? Şu an İspanya'nın elinde. Şu an gayrimüslimlerin elinde. Dolayısıyla sürekli bizim uyanık olmamız gerekiyor. Öte yandan Nuri Pakdil'e baktığınız zaman diyor ki ben imanımdan geçmedikçe Kudüs davasından vazgeçmem diyor. O kadar bunlar önemsiyor, o kadar gündeme getirilmesi gerekiyor. Ha gündeme getirilmesi için bizim ne yapmamız gerekiyor? Burası çok çok önemli. Birincisi mutlaka Filistin meselesini bizim konferanslarla anlatmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Bunlarla ilgili araştırma merkezleri bizim kurmamız gerekiyor. Mescid-i Aksa ile ilgili, Filistin meselesiyle ilgili. Öte yandan mitingler düzenlememiz gerekiyor. Ha bunu yaparken sık sık ve sadece bir hizbin değil, tüm hiziplerin bir araya getirilmesiyle yapılması gerekiyor. Dolayısıyla konu mitinglere geldiği için şunu söylemekte geçemeyeceğim. Biliyorsunuz pazar günü Diyarbakır'da bir miting yapılacak. Bu çok çok önemli. Yakın illerin hemen oraya gitmesi gerekiyor. Mutlaka. Yani Diyarbakır'ın etrafında hangi iller varsa ailesiyle beraber, tek başına da değil. Yani Batman'da, Siirt'te, Bingöl'de, oraya akın hangi iller varsa oraya akın edilmesi gerekiyor. Bunun dışında biliyorsunuz Sakarya'da yapılacak bir miting. Oraya destek verilmesi gerekiyor. Ve en önemlisi bakın İstanbul'da büyük bir miting yapılacak. İstanbul'un dolup taşması gerekiyor. Müslümanların tüm hizipçiliği bir tarafa bırakarak mutlaka orada bir araya gelmemiz gerekiyor. Kudüs davası dendiği zaman, Mescid-i Aksa davası dendiği zaman bizim üç ismi bizim almamız gerekiyor. Birincisi Orhan Fethi'ni gerçekleştiren Hazreti Ömer. İkincisi orası Haçların zulmü altında iniliyorken, ki Haçlar oraya girdiği zaman tarih kitaplarına baktığımız zaman atlar oraya girdiği zaman atların dizlerine kadar Müslüman kanı akıyor. Büyük bir zulüm yapılmış. Selahaddin Eyyubi'yi almamız gerekiyor. O zulümden Müslümanları kurtarıyor ve hiç kimsenin burnu kanamıyor orada. Aynı şekilde fetih sırasında Kudüs'e doğru giderken Diyarbakırlı kadınlarla karşılaşıyor. Diyarbakırlı kadınlar ona kokular veriyor. Al bunu oraya fethettiğin zaman oraya dök. Bu yine aynı şekilde Mescid-i Aksa aşkını alevlendiriyor Selahaddin Eyyubi'nin. Ama Selahaddin Eyyubi'nin Mescid-i Aksa'yı fethetmeden önce yaptığı en önemli şey nedir biliyor musunuz? En önemli şey
diyar diyar dolaşarak alimlerle görüşüyor. Hepsiyle istişare ediyor. Yani Müslüman birliğini sağlıyor. Müslüman birliğinin sağlanması gerekiyor. Müslüman birliği sağlanmadan bu iş olmaz. Bu kadar nettir. Abdülhamid Han'a dünyanın, ki o zaman biliyorsunuz Osmanlı bir kriz içerisinde, borç krizi içerisinde ve büyük meblalarda paralar teklif ediyor Abdülhamid Han'a. Tabi verdiği cevap tarihidir. Cennet Mekan Abdülhamid Han ne diyor? Biz orayı kanla aldık. Kanla alınan bir yer ancak kanla verilir diyor. Onları huzurundan kovuyor oradaki Siyonistleri. Tarihte mutlaka bunları da almamız gerekiyor. Tarihte bizim yine aynı şekilde bakın burası da önemli. Hayber'i Müslümanların aklından çıkarmaması gerekiyor. O kalelerinde savaşan Yahudileri ne yapıyor? Oradaki hurma ağaçları kesildikten sonra onları teslime zorluyorlar. Bu şekilde. Ha, şu anki onların hurma ağacı nedir? Şu an onların ürünleridir. Şu anki Müslümanlar mutlaka İsrail mallarını boykot etmeleri gerekiyor. Burası çok önemli. Kesinlikle İsrail yani Yahudi'ye bir kurşun hediye eden malların kesinlikle alınmaması gerekiyor. Burası çok çok önemli. Yani onların hurma ağaçlarının kesilmesi gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed bu işi bu şekilde yapmıştı. Kudüs davasına, Mescid-i Aksa davasına kim destek verirse mutlaka izzet kazanacaktır. Mutlaka şeref kazanacaktır. Mutlaka hayır kazanacaktır. Burası aşikardır. Dolayısıyla bu yapılan mitingler çok çok önemli ve ön yargıların kırılması için, Müslüman birliğinin sağlanması için bu mitinglerin sık sık yapılması gerekiyor. Burası çok çok önemli. Bakın İsrail devleti korkak bir devlettir. İsrail devleti ancak güçten anlar. Bunu altını çizmemiz gerekiyor. Bunu biz Mavi Marmara'da da gördük. Ellerinde silah olan İsrail askerleri helikopterden gemiye iniyorlar. Elinde taş olan, küçük sapanlar olan oradaki mücahitlerden korkuyorlar. Bacaklarının titrediğini söylüyor oradaki Mavi Marmara gazileri. Buranın altını çizmemiz gerekiyor. İsrail'in çok korkak bir millet olduğunu, Müslümanların da çok cesur olduğunu ve bu konu mutlaka işlenmesi gerektiğinin altını çiziyoruz.